Merhaba arkadaşlar, spor ünitesindeydik. Spor ünitesinde spor türleriyle birlikte sıklık safranı görmüştük ve cümlelere geçmiştik. Şimdi gördüğümüz sıklık safranından farklı sıklık safları göreceğiz bugün. Şimdi burada gördüğünüz 4 times a week, 2 days in a week, 6 times a week, 5 days in a week. Bunlar da sıklık belirtilen zamanlardır arkadaşlar, zaman ifadeleridir. Burada bunları çalışacağız. Şimdi öncelikle sorumuza tekrardan bakalım. Daha önceki derslerimizde yaptığımız gibi. How often do you play volleyball diye sizin voleybol oynama sıklığınızı sormuş burada. Yani ne kadar sıklıkta voleybol oynarsın demiş. Şimdi cevaplara bir bakalım. Gördüğünüz gibi cevapların hepsinde I play volleyball var. Yani voleybol oynarım. Ondan sonra daha sonra ise zaman zarfları gelmiş. Daha önceki gördüğümüz sıklık zarflarında nasıl oluyordu? Buradaki öznelerle buradaki ifadeler, yapılan işler arasına geliyordu değil mi? Sıklık zarfları burada en sona gelmiş. Four times a week. Haftada 4 defa. Two days in a week. Haftada 2 gün. Six times a week. Haftada 6 defa. Five days in a week. Haftada 5 defa şeklinde yine sıklık belirtilmiş burada arkadaşlar. Şimdi hani illa week olması gerekmiyor. Burada week yerine day, month, year konulabilir. Hatırladıklarımızı yazalım. Burada week yerine neler yazılabilirmiş? Şöyle ne demiştik biz? Burada day olabilir değil mi? Time kullanıldığına göre day kullanılabilir. Burada kullanılmaz ama değil mi? Day kullanılabilir dedik. Month, year gibi belli süreleri belirten zamanlar burada week yerine kullanılabilir. Peki buradaki for yerine ne kullanılabilir? Tüm sayılar kullanılabilir arkadaşlar mümkün olan. Hani two times, three times, one time. One geldiği zaman buradaki S durmuyordu değil mi arkadaşlar? Çünkü one geldiği zaman tekil oluyordu bir defa. Değil mi? Bir defa olduğu için bir defa tekildir. Birden fazla olan bütün sayılarda burada times, burada days gelir. Hani buradaki S takıları bu kısımlar çoğul ise gelir arkadaşlar. Buradaki kısımlar eğer tekil olsaydı buradaki S'ler yani S takıları gelmeyecekti. Şimdi buradaki yine de bir bakalım. Bakın in var burada, burada day var. Burada da in var, burada da day var. Day kullanılıyorsa arkadaşlar in'i kullanıyoruz. Defa kullanıyorsa, hani gün kullanılıyorsa in'i kullanıyoruz. Kere veya defa anlamına gelen time'ı kullanıyorsak burada in olmuyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi times ile e arasında, buradaki times ile de e arasında herhangi bir şey yok. Yani daha doğrusu in yok. Ne diyoruz burada? Şunu tekrardan bir hatırlatalım. Öncelikle time'lı kısmına bir bakalım. Şöyle şurada anlatalım. Burada ne yazıyordu? Four times a week. Mesela yazıyorum. Two times a week. Şimdi buradaki week değişebiliyordu değil mi? Week değişebiliyordu. Week'ten önce şunlara bakalım. Two. Ne olabilir? Three times a week olur değil mi? Mesela four times a week. Ondan sonra five times a week. Şeklinde uzayıp gidebilir. Değil mi? Ondan sonra şöyle yapalım şimdi de. Yine ne yazmıştık? Four times a week yazmıştık değil mi? Four times a week diye tekrardan yazdıktan sonra bunlar aynı şekilde kalabilir.
Burada month olabilir. Bunlar yine aynı şekilde kalıp yani four times a month oluyordu. Four times a day diyebiliriz. Four times a year diyebiliriz. Şimdi four times a millennium desek arkadaşlar, hani biz bir şeyi bin yılda bir yapamayız değil mi? Ama başka bir şey olabilir. Bin yılda dört defa biz bir şey yapmasak da, hani bu ifadeleri kullanamasak da bu ifade başka bir durumda kullanılabilir. Mesela four times a century, yüzyıl gibi toplu bir şekilde zaman bildiren her durumda, her durum burada kullanılabilir. Her zaman zarfı burada kullanılabilir. Aynı şekilde baktığımız zaman bir de şurada ne vardı? Days'li olanlar vardı değil mi? Burada mesela bakalım. Ne yazıyordu? I play volleyball 2 days in a week. Buradaki 2 days in a week'i alalım. Yazalım şuraya. 2 days in a week kısmını aldığımız zaman buradaki e ayrı. Burada yine ne olabiliyor? 3 days in a week. 4 days in a week. 5 days in a week şeklinde oluyor. Aynı zamanda arkadaşlar şöyle şunları bu sefer silelim. Two days in a week yerine mesela two days in a month yazabiliyoruz. 2 days in a year yazabiliyoruz. Millennium yazarsınız, century yazarsınız, decade yazarsınız. Mesela bir de şu var bakın. Decade. 10 yıl anlamına geliyor. C harfi bu arkadaşlar. Decade. Şöyle daha düzgün yazalım. Decade 10 yıl anlamına geliyor. Yine bu şekilde topluluk, toplu bir süre bildiren tüm zaman zarflarını buraya yazabilirsiniz. Day haricinde arkadaşlar. Devam edelim. Evet, burada bazı kelimeler ve resimler görüyorsunuz. Şimdi sağ taraftan başlayalım. Equipment var. Equipment kelimesi var. Equipment kelimesinin altında bazı spor aletleri var. Demek ki bir spor türünde kullanılan malzemelere biz sports başlığı altında ne diyormuşuz? Equipment diyormuşuz değil mi? Altına bakalım. Bir grup insan var ve üzerinde spectators yazıyor. Spectators o zaman ne anlama gelir bu sports başlığı altında? Bu insanlar ne yaparlar? Siz orada atıyorum futbol oynuyorken, basketbol oynuyorken çevrenizdeki insanlar sizi izlerler değil mi? Demek ki izleyicilere, spor izleyicilerine ne diyormuş? Spectators deniyormuş. Tam ortada medal var ve madalya var. Bakın madalya, medal birbirine çok yakın kelimeler. Türkçesiyle İngilizcesi. Demek ki madalyanın anlamı da medal imiş. Değil mi? Ondan sonra geçelim sol tarafa. Bir futbol takımı var veya benzeri bir şey. Futbol takımına daha çok benziyor. Evet, futbol topu var. Doğru, futbol takımı. Futbol takımına, takıma ne deniyormuş daha doğrusu burada? Team deniyormuş değil mi? Team'in anlamı da neydi? Takım, ekip idi. Zaten burada da takım anlamına geliyor. Bakın aşağıda son olarak bir tane kupa görüyorsunuz. Cup. Zaten biliyorsunuzdur. World Cup diye duymuşsunuzdur futbolla ilgileniyorsanız eğer. Kupanın anlamının burada cup olduğunu teyit etmiş olduk bilenler için. Bilmeyenler için de öğretmiş olduk arkadaşlar. Devam edelim. Evet, alıştırmalarını yapalım bu ünitemizin, sports ünitemizin. Sports ünitesinin sports, yani spor grubu ile ilgili, spor grupları ile ilgili ve sıklık zarflarıyla ilgili alıştırmalar olacak bunlar daha çok arkadaşlar. Başlayalım.
Metaverse with the pictures defalarca duyduğunuz bir ifade, resimlerle isimlerini eşleştireceğiz. Şimdi önce bir eşleştirmeye bakalım. Neydi? Ping pong değil mi? Tenis, masa tenisi. Şimdi bu böyle eşleştirdik. Ne yapıyor? Daha doğrusu bir şey yapmıyor burada da. Ne ekipmanı var burada? Equipment'tı değil mi bunlar arkadaşlar? Bakın şu tabii şu alttaki daha doğrusu ve şu ile şu ne bunlar? Equipment'tır değil mi? Buz pateni. Ne yapıyoruz? Bununla eşleştiriyoruz. Nedir bu? Benim size göstermediğim bir şey ama İngilizcesi ile Türkçesi aynı. Öğrenmesi o yüzden kolay. Golf. Eşleştirdik. Ne kaldı arkadaşlar? Skiing. Bir de snowboarding vardı değil mi burada? Snowboard vardı. Snowboarding. Bu iki tane tahtayla, kar tahtasıyla yapılıyordu. O tek bir tane kar tahtasıyla yapıyordu. İkisinin arasındaki fark buydu. Şöyle yapalım. Altlarına yazalım. Evet. Ping pong. Yani masa tenisi. Şimdi buz pateninin İngilizcesini altına hemen yazalım. Ice skating. Golfün altına yazalım hemen. Neydi golf? Golftu. Kayan yanına yazalım. Altında yer yok. Neydi? Skiing. Değil mi? Şimdi bu şekilde daha bir anlaşılır oldu. Devam edelim. Yine aynı şekilde az önceki alıştırmamızda yaptığımız şeyi yapacağız. Görmesi zor olabilir. Burada karate yapıyor. Göstermediğim bir ifade. Ama yine İngilizcesi ile Türkçesi aynı. O yüzden öğrenmesi bunu da kolay olacak. Ne? Bakın karate ile ne demiştik? İngilizcesi ile Türkçesi aynı demiştik. Hemen çizdik. Şimdi bu da göstermediğim bir şey ama İngilizcesi ile Türkçesi birbirine çok yakın. Sadece yazılış farkı var. X harfi ile ilgili. Boxing. Hani boks yapma. Neymiş? Boxing. Ne yapıyor? Tırmanıyor değil mi burada? Tırmanmayı biz ne olarak öğrenmiştik? Climbing olarak öğrenmiştik. Tenis yine birbirlerine yakın ifadeler. Sadece bir tane N fazlası var İngilizcesinde. Çizdik arkadaşlar. Altlarına da yazalım. Neydi bu? Karate. Bu neydi? Boxing. Bu neydi? Climbing. Bu neydi? Tennis. Dedikten sonra geçelim hemen. Evet şimdi diğer alıştırmaya geçmeden önce arkadaşlar bu alıştırmayı başka bir alıştırmaya da dönüştürebiliriz. Nasıl dönüştürebiliriz? Mesela hava fonlu sorular sorabiliriz. Hava fonlu sorular sorulmuş olarak ve cevap verilmiş olarak yapacağımız alıştırmalar var. Yalnız biz bunu biraz daha ne yapalım? Genişletelim. Şimdi öncelikle ping pong kelimesini, spor kelimesini alıp onunla ilgili bir tane soru soralım. Ne soralım? Öncelikle how often do you diyelim play ping pong? Arkadaşlar şimdi bu arada ping pong'u kullanarak oluşturacağımız cümlede ki fiili de görmüş olduk burada. Hangi fiilmiş? Play fiiliymiş değil mi? Ping pong oynama. Cevap verelim. Şimdi how often'ın karşılığı nerede olacak? Başta mı olacak? Hayır. Başta olacak olan şey özne. Şimdi burada
Kime sorulmuş? Sana, senle ilgili bir şey sorulmuş. Yani sana senin ne kadar sıklıkta pinpon oynadığın sorulmuş. Şimdi şuna çok dikkat ediyoruz. Hani defalarca kez söylemişimdir. Tekrardan söylüyorum. Şimdi siz normalde sana senin adın ne dediğin zaman birisi sen senin adın şudur demezsin değil mi? Benim adım dersin. İngilizce'de de bu böyledir. Çok dikkatli olmamız gerekiyor. O yüzden burada özne you, soruda özne you diye cevapta da özne you olacak. Ne olacak? I olacak değil mi? Buradaki you ne olarak geliyor buraya? I olarak geliyor. I değil mi? I'dan sonra ne geliyordu bizim bu tarz cevaplarımızda? How often'ın karşılığı geliyor değil mi? I atıyorum. Always play ping pong. Bunu da şöyle yapalım. Bakın buradaki how often'ın karşılığı burada I'dan sonra gelen always oluyor arkadaşlar. Anladıysak hemen geçelim. Şimdi diğer soruyla devam edelim. Diğer sorumuzda bakın skiing yani ice skating ile nasıl cümle kurarmışız bakalım. Özneyi değiştirelim bu sefer. How şimdi buradaki ne nereden çıktı değil mi? How often bu sefer does diyelim. Bu sefer she diyelim. Özneyi değiştirelim. Bu sefer play yerine ice skating olacağı için go diyelim. Go ice skating dedik. Soru işaretimizi koyduk. Ondan sonra cevabımıza geçelim. Şimdi sana onunla ilgili soru sorulduğu için sen de onunla ilgili cevap vereceksin. O dediğimiz burada nedir? She'dir değil mi? She diyelim. Sıklık zarflarından bir tanesini kullanalım. Never goes. Buradaki es takısını hatırlayalım. Simple present tense'den. She never goes ice skating diye cevabımızda yazmış olduk bu şekilde arkadaşlar. Yine bakın sıklık zarfı neden sonra gelmiş? Özneden. Neyden önce gelmiş peki? Etkinlikten önce. Yani özneyle etkinlik öncesinde, ortasında daha doğrusu bulunuyor bizim sıklık zarfımız. Şimdi how often'ın karşılığı burada nerede? Never'da. Gerisi zaten aynı. Sadece yer değiştirmiş oluyor arkadaşlar bazı ifadeler. Geçelim diğer sorumuza. Ne var? Golf. Golf için kullanacağımız bizim fiil play fiili olacak arkadaşlar. Özneyi yine değiştirelim. How often diyelim. Yine does he play? Burada play yazıyor arkadaşlar. Ne diyeceğiz buradaki? Golf yazacağız değil mi? Golf diye sorumuzu sorduk. Yine sana onunla ilgili bir soru sorulduğu için sen de onunla ilgili bir cevap vereceksin. Dolayısıyla buradaki he öznesi değişmeden başa gelecek. He sometimes diyelim bu sefer. Plays diyeceğiz arkadaşlar. Çünkü burada play dedik, burada plays dedik. Niye fark var? Çünkü buradaki s takısı do yardımcı fiiline gelmişti soruda. Cevaptaki s takısı ise fiile geliyor. He sometimes plays dedi. Golf'ti değil mi? Golf'ü de yazalım şuraya. Yazdıktan sonra, noktamızı koyduktan sonra
buradaki how often'ın karşılığının buradaki sometimes olduğunu tekrardan hatırlatalım arkadaşlar. Şimdi tekrardan bir tane cümle yazalım. Son cümlesi ne buradaki? Skiing değil mi? How often do they go diyelim skiing olduğu için play diyemiyoruz ya da do diyemiyoruz. Go skiing. Do skiing de belki bir nebze de olsa kullanılabilir. Çok da yanlış olmaz. Do skiing. Ama play hiçbir şekilde kullanılmıyor arkadaşlar. Şimdi bunun cevabını veriyoruz. Yine sana onlarla ilgili bir soru sorulduğu için sen de cevapta onlarla ilgili cevapta kullanacaksın ifadeni. Ne olacak o zaman? They. Bu sefer usually kullanalım. Usually do skiing dedikten sonra buradaki how often'ın karşılığının buradaki usually olduğunu da tekrardan hatırlatalım arkadaşlar. Diğer derste görüşmek üzere.